Orada Sexton falan var. Onlar tehlikeli adamlar. O da ismi de tehlikeliymiş. ismi de çok tehlikeli yani. Biraz söylerken iki defa düşündüm. Ulan dedim, doğru telaffuz mu ediyorum bak Ama şimdi. doğru telaffuzu kestiğin yer çok sıkıntılıydı Evet. Mert Koç hoş geldin. Hoş bulduk. İkili sıkıştırmanın bu bölümünde güzel konular hazırladım sana. Hazırsan Hazırız. başlıyorum. O zaman Cedi Osman'ın performansına gelelim. Golden State Warriors maçında güzel bir performans verdi Cedi. Bu sezonda 26 dakika ortalama 11,5 sayıda sayı ortalaması var. Asist ve reboundla da 3-3,5 bandında. Hiç fena değil ama yeterli mi? Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle yeterli olduğunu düşünmüyorum. Baktığında bir maç 20, bir maç 0 sayı, 5 sayı. Yani biraz papatya falına döndü orası. Bu da Cedi için aslında kötü bir durum. Çünkü Cedi'nin olduğu takıma baktığında bu süreleri alıp sürekli istikrarlı bir şekilde karşılık vermesi gerektiğine inanıyorum ben. Yapabilirliğinin daha olduğunu düşünüyorum. Yani bir maçta 20 atan bir adamın ertesi maç 5 sayıda kalması bence bu adamın yapamazlıklığından vesaire değil. Yani burada işin biraz mental kısmında herhalde düşüşler yaşadığını düşünüyorum. Hani bazı oyuncuların şu şey vardır. Bir tane ilk şutu sokamazsa düşerler. Cedi'de de acaba o mu var diye düşünmeye başladım. Belki mesela Furkan'la yer değiştirirse o konuda da Furkan acaba Cedi'nin yerinde orada olsaydı aynı sayıları bulabilir miydi? Furkan'ın çiftliğine dönerdi sanki Cleveland. Yok, o kadar da olmazdı şimdi. Orada Sexton falan var. Onlar tehlikeli adamlar. O da İsmi de tehlikeliymiş. ismi de çok tehlikeli yani. Biraz söylerken iki defa düşündüm. Ulan dedim, doğru telaffuz mu ediyorum bak şimdi. Ama doğru telaffuzu kestiğin yer çok Evet. sıkıntılıydı işte. Peki Cedi'yi NBA'de başarılı buluyor musun şu an? Hani genel hatlarıyla şimdi bunun üstüne toparlayalım biraz. Yani genel olarak başarılı diyebilirim. Dediğim gibi net bir şekilde her maç... Abi 20 atmasa da 10'un altına düşmesin artık ya. Değil mi? Benim isteğim o yani Cedi'den. Yani onun üstünde kalsın. Topa da yön verdiği zamanlar da oluyor. Hani kısa dönemler de olsa. O dönemlerde de biraz daha asist sayısı işte 2.6 veya 3.6 gibi bir şey olması Evet. lazım. Onu da böyle bir 4'e 5'e çekerse... Rebound'da da 6'yı falan buldum. O mükemmel Peki katkı abi. sen bir koç olarak şunu yani Cedi için şöyle bir tanımlama yapabiliyor musun? Cedi'nin şu özelliği en iyisidir. Çünkü hayatta biliyorsun artık T felsefesi var. Bir şeyde çok iyi Evet. olacaksın. Diğer dallarda da genişleyeceksin. Aynen, fena olmayacaksın, iyi Evet. olacaksın. Şimdi Cedi için şu çok iyi, şurası çok kötü diyebildiğim bir keskin özelliği var mı? Ben çok net bulamıyorum. Mücadeleci Evet, keskin abi sanki. yani en net dikkat edilmesi gereken şeylerden birisinin olduğunu düşünüyorum. Bu üst yapıya çıkarken de öyle altyapıda. Senin üstteki antrenörün bu adam neyi en iyi yapıyor, çok iyi yapıyor. Ona göre seni yorumluyor. Ona göre seni istiyor veya istemiyor. Genç arkadaşlara da yani buradan bilgileri olsun. Yani her tarafı doldurmak önemli. Ya bende şu da var, bu da var demek. Ama bir şeyinizin mükemmel olması lazım. Cedi'de baktığında abi full court gidebiliyor mu? Gidiyor. Zaten ona NBA'de de aslında biraz hani tutunmasını sağlayan şeylerden birisi o. Hani Avrupa'da da fark yarattığı şey oydu. Rebound alıp full court gidip bitirebiliyordu. Şimdi yazın aslında baktığında bu özellikle pandemi döneminde çok şut antrenmanı yapıyordu. Ama baktığında %36 ile üçlük atıyor. Bu kötü bir yüzde. Onun bir tık daha en azından bir %40'lar 45'lere getirmesi lazım. Bunlar kıymetli işler orada tutunmak için. Peki burada tutunamayanlara gelelim. Türkiye Basketbol Federasyonu, ülke basketbolumuz. Bütün takımlar ama özellikle şimdi Avrupa'daki temsilcilerimizin taraftarları daha çok şikayet ediyor. Neden? Yüksek kontratlar. Orada bir derece istiyorlar. Hakemlerimizin benim kişisel görüşüm Basketbol Süper Ligi'ni iyi takip eden birisi olarak düdük çalmayarak ligimizin kalitesini artacağını, burayı sert bir ligmiş gibi, zorlu bir ligmiş gibi gösterecek bir mantalite var ama bu bizi daha çok anlamsız bir basketbol oynanan lige çevirdi gibi geliyor bana. Çünkü artık bütçeler düştü. Evet. Sponsorlar az para veriyor. Biraz herkes oyuncu keşfine doğru yöneldi. Patlayabilecek oyuncuları bulmaya yöneldi. Sen bunu ne kadar sağlıklı buluyorsun? Bu biraz da şeyde artık harlanmaya başladı. Tofaş maçındaki Veseli pozisyonundan sonra artık bu iş biraz daha yankı buldu. Yani Fenerbahçe üzerinde konuşursak, yani ilk baş bir genel bir yorum yapalım. Hakemler yetersiz abi. Kötü durumdalar. Yani özellikle bazı hakemler, yani isimlerini vermedim ama gerçekten inanılmaz düdükler Ben çalıyorlar. isim vermeyeyim ama tarif edebilirim. Adını bilmiyorum ama bir tane 1980'lerden kalma saç modeliyle uzun önler ve ensesiyle bir hakemimiz var. Evet, direkt gözümün Benim önünde. gözümle canlı da izledim maç yönettiği bir maçı. Televizyon ekranından da gördüm. Her ikisi de çok kötü. Abi bak, hakemlik gerçekten zor bir meslek. Ya şimdi sen de ben de zamanında işte antrenörsün ama hazırlık maçı olur, bir şey olur, sen orada düdük çalarsın. Sen tek başına hani bir kişi maçı idare edebiliyorsun ki yine zorlanıyorsun. Abi 3 kişisiniz. Ya bu kadar en azından keskin hata yapmayın.
işte sakatlık çıkacak pozisyonlara kadar artık izin veriyorlar. Abi o kadar olmaması lazım. Ya minik ufak tefek hatalar yapabilir. Tabii ki de yapacaksın abi. Dediğim gibi sen şurada bir tane maç yönetsen bile kendi arkadaşların arasında arkadaşların bile sana itiraz edecek. Kardeşim bu ligin zor bir lig olduğunu herkese ispatlayacağız tarzında bir işe girersen o zaman ben tutarım Veseli'yi oynatmam. Larkin'i oynatmam. Micic'i oynatmam. Mesela örnek. Basketbolun kalitesinin artmasını istiyorsan bir kere aşağıdan başlaman lazım. İlk o alttan bir şeyleri çıkartman lazım. Sonra üste. Alttan da bir yere kadar çıkartıyorsun şampiyonlarda ama onları üst yapıya taşıyamıyorsun. E o zaman nasıl olacak abi bu iş? Yani burada ben hakemlerin yetersizliğine Fenerbahçe tarafının özellikle eleştirilmesi de gayet hani mantıklı buluyorum. Çünkü ben Karşıyaka maçı olsun, Antep maçı olsun, Tofaş dağıldılar. Yani evet haklılar abi. Kaybettikleri maçlarda hep Kılpay'a kaybettikleri maçlarda enteresan düdükler çaldı. Yani ben Erdem Can'ın ilk defa hakemin üstüne gittiğini gördüm. Bu ama dediğim gibi sadece Fenerbahçe açısından değil ha. Diğer maçları da izlediğinde enteresan kararlar çıkabiliyor. Diğer takımlar tabii bu kadar güçlü gözükmedikleri için saha dışında onların daha az sesi çıkıyor. Ama bunun düzeltilmesi için de dediğim gibi altyapıda sen hakemleri hazırlarken tutup da maç başına 20 lira verirsen bu adam da 20 liralık performans sergiler. Ben bunun biraz üniversite artık futbolda bir CEO'nun alamayacağı, yani ondan bile yüksek maaşla çalışıyor artık hakemler. Evet. Basketbolda da maaşlar biraz düzeltildiğinde bunun artık bir üniversitede eğitim olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir bölüm kurulup hakemlik bir meslek çünkü artık bu. Ya kaç kişi gider? Basketbol yani düzgün maaş alabildiğin atıyorum. Ona inansan ama yani kaç kişi zaten olacak abi? Bir de şu mevzu yok mu? Merkez Hakem Kurulu'nun içinde adamın yoksa ilerleyemediğini herkes söylüyor. Her yerde bu söyleniyor. Yani futbolda da söyleniyor, tabii basketbolda da söyleniyor. O sistemi yıkmadan bunu yapamazsın evet. Zaten. Orayı yani kentle yakıp yıkacaksın o araziyi. Aynen. Baştan dikeceksin. Abi keskin bir özellik. Keskin bir şey konulmalı. Nasıl olabilir bu? Örnek veriyorum. Basketbol oynamış altyapıda. Üste adım atamamış. Yani üste çok az kalmış. Kişilerin ben hakemliğe yönlendirilmesini istiyorum. Hani bu şekilde belki bir tık daha olsa en azından basketbolun içinden geldiği için orada o karar mekanizmasını adamın veya hangi niyetle yaptığını daha iyi sezebilir. Çünkü biliyoruz abi şu an yani hiç basketbolun B'sini bilmeyen adamlar hakem olmuş yani. Şöyle bir şey de olabilir. Besyo'da öğrenci 3. sınıfta veya 4. sınıfta artık hakemliğe yönelmeleri için ekstra evet. Şey çünkü böyle bir şey yapılabilir. Sevk edilebilir mi? Evet, besyolara doğru mantıklı. Hepsi personal trainer veya fitness antrenör oluyor. Bir de vücut basıyorlar. Biz fitness'a giremiyoruz. Onlardan yer kalmıyor bize. Bizim gibi göbekli samimi adamlar bitti be kardeşim. Peki sen şu an diyelim Fenerbahçe, Gerardini'sin veya Sertaç Bey'sin. Şunu söyler miydin? Veseli, De Colo veya Gudrich artık. Biz şimdi bir Euroleague'de playoff yoluna girdik. Evet. Üstteki takımlar sallanıyor. Her an her şey olabilir. Çünkü biliyorsun playoff biraz günlük iştir. Nando De Colo'nun Baskonya performansını her zaman örnek veririm. Aynen. Hırs yaparsın, 25 atarsın. Bir bakmışsın ki kendini Final Four'da bulmuşsundur. Bunları oynatmıyorsunuz kesinlikle. Yola Kenan, Berkay, alttan gelen Yiğit Onan evet. Vesaire bu çocuklarla devam ediyoruz. Ama kesinlikle oynatmıyoruz. Yatırımımız burası bizim. Der miydin? Derdim. Neden derdim? Zaten sen o alttan gelen veya işte yerlilerinle de oynasan Türkiye Ligi'nde ilk dörde kalırsın abi. 2-3 tane yabancıyla beraber kalırsın. Yani Gudrich değildi, Lorenzo Brown oynuyor abi. Öyle düşün. Tabii ki de dersin yani. Bu 3 tane babayı sen dinlendir, oynatma. Bunları işte sadece Euroleague'den yürütüyor. Yani bu zaten bir seçenek halinde. Şimdi Larkin de mesela Türk olmasaydı, Larkin'in de ben Efes'in oynatacağını çok düşünmüyorum. Ki bence son haftalarda artık liderliği de garantiliyor gibi artık. Efes 9 maç kaldı ama burada Larkin'i de ben artık biraz daha oynatmamaya başlayacağını düşünüyorum. Özellikle son 2-3 maçta. Hani 2-3 maçta oynatıp ondan sonra biraz onu da baba sen sadece Euroleague'e artık odaklan kısmına geçeceğini düşünüyorum. Peki aynı Fenerbahçe Beko işte bu konuyu kapatacakken basketboldan biraz da Fenerbahçe Beko'nun dün sızan bizim programı çekmeden önce bir gün önce sızan bir haberi. Sızan da demeyeyim de bir İtalyan muhabirin yanlış hatırlamıyorsam ki Türkiye'de o da Di Marzio'nun basketbol versiyonu evet. Haberleri veriyor. Nedovic, Fenerbahçe Beko, Real Madrid arasında bir görüşme olduğunu söyledi. İstiyorlarmış dedi ama Panathinaikos'ta 2 sezonluk 1.6 milyon dolarlık bir teklifte bulunmuş. Bence çok ucuz. Onu söyleyeyim. Evet, yani 800 bin yıllık bence Nedovic için Fenerbahçe muazzam. Beko, Panathinaikos'un yapılanması aynı devam edecekse ve Nedovic'e 1.6 değil de 1.4 önerse, 1.3 önerse ben Nedovic olsam yani Panathinaikos evet bir köklü takımdır ama düştü.
Evet. Yapılanmayı da görüyorum. Bir gelişime açık değil. Fenerbahçe'de Deko'da bir şey hep piyasada kalmak mı? O zaman kabul ederim, hatta Deko'yu da göndermem. Şimdi ben bunu şöyle yorumladım. Önce biraz ben sana şey yapayım, pasörü atayım. Demek ki Nanda Dekolo'nun kontratında devam kalınmayacak. Bitiyor. Evet. Yenileme veya uzatma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Nedovic gelecek. Ya da ucuz bir paradan Brown'dan veya bir yerinden çıkıp Dekolo'yu uzatıp, çünkü 33 yaşında Dekolo'da, Nedovic ona tampon görevi getirecekler. Asıl düşüncem de Nedovic'in hiç gelmeyeceği, biraz para kızıştırmak için Real Madrid'e oynadığı yönde. Evet. Sen ne düşünüyorsun Mert Hocam? Ya ben Nedovic'i isterim abi. Ben sene başında da takım kötüyken de ben şunu diyordum abi, madem işte Dekolo'ya falan bu kadar top verecektik. Dekolo yerine tabii çıkış da zordu abi. 2 artı 1 gibi bir sözleşmesi vardı. Evet. O zaman ben Nedovic'i isterim diyordum. Çünkü niye Nedovic'i isterdim? O zaman da patlama yapıyor Nedovic. Bir de Nedovic'in yani birebir her halükarda geçiyor. Birebir de geçip şutunu atabiliyor. Potaya gidebiliyor. Ya bunlar kıymetli abi. Bazı adamlar vardı birebir de geçip sadece potaya gidebilir. Piken rolü etkili oynuyor. Piken rolü oynayabiliyor. Piken rolü sonrası pas verebiliyor. Savunmada bence biraz da o takımdan dolayı da antrenörden dolayı da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar da ölü taklidi yapmaması gerekiyor. Onun biraz işte ya Larkin'den abi her şeyi hallice. Ben mi yapacağım? Hani, Larkin'den hallice kesme. Aynen. Biraz işte orada şey yap, her şeyi ben mi yapacağım? İşte Sam Van Rosson var. O evet. Yapıyor zaten savunmayı. Bir de ondan ben yapayım falan. Tribi olduğunu düşünüyorum. Ben Nedovic isterim abi. De Colo'nun yerine de isterim bu arada. Ama benim Nemanja'yı da sever Fenerbahçe. Evet, hastasıyız bir Bielitsa'dan sonra. Fenerbahçe, Nedovic'de şöyle bir sıkıntı görüyorum. Fenerbahçe Beko'nun son Panathinaikos maçında fark attığı maçı hatırlıyorsun. Kokoşkoğlu'nun evet. Şöyle bir tercihi var. Biz pick and roll programını analiz ederken görüyoruz. O takımın sayı yükü kimdeyse, yani işte Larkin, Nedovic, Mike James, kimse bütün çökertmeyi onun üstüne kuruyor. Evet. Oranın üstüne oynatıyor. Orayı maden gibi işletiyor. Çünkü neden? Savunmada bitirirsem motivasyon, moral üzerinden. Aynen. Çünkü lan ben otoban oldum ders oyuncu. Hücumdaki de bu sefer Wilbekin'e dönüyor. Ne yapıyor? Atmam lazım. Bir de 1-2 de kaçırdı mı? Ondan sonra düşüyor. Otomatik olarak düşüyor. Şimdi, Nedovic'de bunu çok bariz gördük o gün. Evet. Bir üstüne gitme. Nedovic artık saçma atışlar vardır ya artık. Beynine kan gitmediği atışlar. Buna döndü. Şimdi Fenerbahçe Beko'nda bu kadar kolay çözülebilen bir garda ihtiyacı olur mu? Veya bununla bir hayal kurabilir misin? Şöyle kuracaksın o hayali. Yanına yan parçası olması lazım. Guduric gibi güzel bir yan parça var. Bir önceki Euroleague programı, yani Euroleague programında değil, Euroleague konuştuğumuz kısımda da şunu söylemiştim ben. Euroleague'de üst seviyede kalmak istiyorsan yan parçalarının topa yön verebilen en az iki tane kısa olması gerektiği gerek ve şart abi. Bu net. Şimdi sen baktığında orada topa yön verebilecek Nedovic'den sonra bir adam göremiyorsun. Papa Petru var, yırtınıyor ama o onu yapabilecek bir adam değil. O sadece gelince atabilecek bir adam. Kendi skor üretebilecek bir adam değil. Nasıl sene başında biz Dekolo'yu eleştirirken bu açıdan eleştiriyorduk? Çünkü yanında Guduric gibi bir onu destekleyecek, oynayıp hem kendi şutunu hem takıma şut hazırlayabilecek bir adam yokken sıkıntı yaşıyordu. Nedovic'de de bu yaşanıyor abi. Efes'le ne oluyor? Larkin'i kessen Micić çıkıyor. Micić'i kessen Simon çıkıyor. Hiçbir şey olmasa Rodic Bobo'ya çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Ama şimdi Panathinaikos'ta bu yok. Fenerbahçe'ye geldiğinde eğer sen yanına onu Guduric koyarsan, yanına bir tane de böyle tamamlayıcı bir guard alırsan, hani hiç düzeni bozmadan oynayan, takım oynatan, bu Alex Perez değil ama ona bir net bir anlaşalım yani o konuda. Onun dışında bir adam alırsan Nedovic burada bence beklentiyi karşılar. Ama bir parantez açayım. Ben de senin gibi düşünüyorum. Real Madrid'in daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Real Madrid'in de bu tarz bir oyuncuya net bir şekilde ihtiyacı var. Campazzo'da gittikten sonra oraya bu işleri yapabilecek bir oyuncu yok. Lul eski Lul değil. Evet, ki bundan 2 sene önce bana sorsan Euroleague'in en iyi oyuncusu benim için Lul'dü. Çünkü tabii. Hem savunma hem hücum kısmında vardı. Yani şöyle düşün. Son 6 seneye zaten hani son birkaç sene çıktığımızdan beri 2013'lere vesaire İspanyol gardlar damga vurdu. Sakallı. Tabii. Lul. Sergio Rodriguez. Aynen. Lul. Abi işte ne oldu? Sergio Rodriguez, Lul. Sergio Rodriguez gitti. Lul. Doncic. Doncic gitti. Campazzo, Lul. Rubio'nun çıkışını hatırla. Evet. O da Rubio'da da ne vardı? Navarro vardı yanında abi. Bu adamın şutu falan yoktu ama Navarro zaten birçok işi hallediyordu. Hem pick and roll üstü. Ama onların da tabii şu hemen bir şey söyleyelim. Sürekli hakemlerle oynaması abi. Abi işte, İspanyol takımlarını izlerken illet ediyordum o arada. Ben de yani. İspanyol koçlar bir de. Nedovic konusunu hemen şöyle kapatıyorum. Evet. Sen önüne koyuyorum. Ali Muhammed belli ki Bobby Dixon'la herhalde Bobby Dixon'la büyütme basketbolu bırakacak. Çünkü Fenerbahçe Beko'da bırakmak istiyor. Evet. Çünkü şöyle bak. Ali Muhammed birinci guard. Dekolo ikinci guard. Lorenzo üçüncü guard. Dördüncü guard Kenan Spahi. Beşinci guard da Nedovic geldi. Kenan Litle. Gitti.
Lorenzo'dan mı çıkacaksın? Ki Lorenzo çok gelişim kaydetti bu sezon. Ki ben beğeniyorum. Yani savunmacı guard kısmını bence iyi halletti. Delici ve savunmacı. Delici. Delici de ve top tempoyu arttıracağında... Baskıyı da iyi yapıyor abi Verda. Demek ki buradan Nando'ya da gidiyor. Çünkü ben buradan bu sonucu çıkarım. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ki bence giderse de çok bir şey kaybetmez falan. Ama Nedović için biraz da fiyatı. Şimdi 1.6'yı beğenmezse belli ki 2.2'ler kovalıyor. Evet. Nedović. Onu da veren olur mu? Rus cephesi verir. Ruslan birileri verir. Gider mi? Kim kiye gitsin? Bir şivet sıkar, bir o sıkar. İspanyollardan verenler olur. Fenerbahçe Beko'nun vermesi lazım mı o paraları bilmiyorum. Benim yani çok zor. Ben Madrid dediğin gibi evet. Orada bir tık önde yani. Peki Mert Koç, o zaman Galatasaray basketboluna gelelim. Evet. Sana çok net bir soru soracağım. Hiç alınmaca, gücenmece Galatasaraylı arkadaşlarımızdan olmasın. Futbolda Fatih Terim, işte son iki sezon öncesini Wonderkid olarak gösteren Gerson Fernandes hamlesi, Feguli'ye 3,5-4 milyon euro maaşlar, Falcao'lar vesaire derken basketbolda bilmem kaçıncı antrenör değişikliği. En son bir Fenerbahçe'de oynayan bir Jackson gardı geldi, Pierre Jackson hamlesi geldi Galatasaray'dan. Evet. Ama bu takım şu an basketbolu takip eden Galatasaray taraftarına şunu sordurtturuyor. Küme mi düşeceğiz? Galatasaray basketbol küme düşer mi? Direkt net cevap vereyim. Düşmez. O da altındaki takımlardan dolayı. Yani Orman'la Fethiye'den dolayı. Yoksa orada biraz daha sivrilmeye çalışan bir takım olsaydı belki düşebilirdi de. Şu an için zor. Şimdi Ertuğrul Erdoğan 2 senedir orada çok güzel işler yapıyordu abi. Yani şu sistemi adam oturtmuştu bir kere Ertuğrul Koç. Diyordu ki abi ben potansiyeli olan oyuncuları alırım. EuroLeague seviyesine kadar getiririm ve onları tutabilirsem, hatta kendi açıklaması da var sene başında, bir röportajı var. Orada diyor, bizim amacımız diyor EuroLeague seviyesine gelebilecek oyuncuları alıp onları yükseltmekti. Ama onları aynı zamanda takımda tutup şampiyonluğu oynamaktı diyor 2 sene sonunda. Beşiktaş'ın yattığının paralel sokağında ilerliyor yani. Aynen, ama ne oldu abi işler? Senenin başındaki basketbol şube yöneticisi, birkaç tane fiyasko bir şeyler, haberler çıktı, bir bombalar çıktı. Galatasaray basketbol kadın takımıyla ilgili hatırla. Oranın bayrak sporcusu dediğim Işıl Alben bir anda 3 gün, 1 hafta, 2 hafta artık haber beklemiş. Haber vermemişler. Kadın artık başka takıma gidip transfer olduktan sonra ya biz Işıl'ı tutmak istiyorduk falan tarzında açıklamalar. Ondan sonra bir orada yönetim değişikliği oldu abi. Yani yönetici değişikliği oldu. Oraya geç kaldılar. Çünkü takım başında kurulduğunda, sene başında daha doğrusu, Ertuğrul Erdoğan şunu diyor. Yani biz diyor uzun almak istiyoruz. Sene başında aslında baktığında kısalar anlamında özellikle Darren Maycon benim çok beğendiğim bir oyuncuydu yani şu skorer guard'tı. Euroleague'de olacak, gör bak. 2 seneye falan büyük ihtimalle Euroleague olacak. Gidişat net o. Ama diğer taraftan uzun yoktu abi takımda. Orada Ragıp Berke Atar vardı. Benim hani en çok bir şeyler beklediğim bu arada genç oyunculardan birisiydi o altyapıdan gelirken. O da sakatlıkla bir şeyler yaşadı. O da tam randıman vermedi. Gelen kısa 3 hafta kalıp gitti. İşte RJ Hunter var. Sadece şut atıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Ya takım kimyası bir kere doğru oturtulamamış. Sene başından belliydi. Ama küçük dokunuşlarla, belki Ertuğrul Koç kalsaydı küçük dokunuşlarla tekrar düzeltilebilirdi. Ben de mesela Ertuğrul Koç'un neden abi o zaman Zalgiris gibi bir takım seninle görüşmek isterken neden kaldı abi? Bence kalmamalıydı. Zorlamalıydı Zalgiris'e gitmeyi. Martin Schiller'e getirdi onları. Aynen. Ama hatırlıyorsan görüşmeler oldu. Evet. Onunla bitti görüşmeler. Ondan sonra Martin Schiller'e geçtiler. Yani bu ne demek oluyor abi? Sen Türk bir koçun, EuroLeague'de kendi takımlarımız haricinde bir takımda olmasını çok isterdim. Peki Mert Hocam, izleyicilerimizin yorumlarına geçelim mi? Geçelim. Kanalın düzenli izleyicisi Bekir, bir kardeşimiz var, genç kardeşimiz. Evet. Geçtiğimiz hafta milli takım konuşurken Mert Akay'dan bahsetmiştik. Demiş ki Mert Akay güzel skor yapıyordu fakat ağır bir sakatlık geçirip sezonu kapattı. Benim ilk başta ismini tam böyle gün içinde saçma bir vaktimde gördüm yorumu. Bir algılayamadım. Mercimek Benz. Mercimek Benz kullanıcıdır da bir izleyicimiz. Ben Mercedes Benz bize niye yazmış ya dedim. Oo kardeşim sponsor. Bir rap şarkısı var ya, Virgin'lerden çok duyuyorum. YouTube Nihalis gördüm değil mi diye bir şarkı. İşte bütün gece YouTube sponsor reklam falan kafayı döndürürken ben hayal mi görüyorum? Neyse, Mercimek Benz demiş ki Ersan büyük oyuncuydu bence zamanında, şu anda 36 yaşında. Furkan ve Cedi de 3-4 sene içinde Türkiye'de büyük oyuncu olarak anılır diye düşünüyorum. Ersan biraz medyadan uzak olduğu için underrated bana kalırsa demiş. Katılıyor musun? Katılıyorum. Yani şöyle, zaten biz orada konuşurken de şu an şey demiştik. Şu an için büyük Türk oyuncu yok demiştik. Barcelona'da olsun, EuroLeague'e geldiğinde olsun çok güzel işler yaptı ve Ersan'ın şunu seviyorum abi ben, dediği gibi. Hep arka planda kalıp ama milli takıma ne zaman istese gelip %100'üyle maksimum, hani en maksimumda fayda veren oyuncudur. Şimdi onun yerine mesela doldurabileceğimiz bir uzun
net şut atabilen 4 numara yok abi mesela. Onun sıkıntısını ilerleyen zamanda göreceğiz. Cedi ve Furkan için de oraya bir nokta koyalım. Büyük oyuncu demek bence çok iyi oyuncu diyelim. Büyük oyuncu için bilmiyorum. Onu zaman gösterecek abi. 200 sene de olsa ben orada hala bir şah koyuyorum. Yani Türkiye'deki yerli oyuncuların büyük oyunculuğu milli takımdaki turnuvayla ölçülür. Kesinlikle. Sen bir turnuva alırsın. Şampiyonluktan kastım değil. Aynen. Biz mesela bizim 2006 Litvanya Ender Arslan'ın dipten üçlüğünü hatırlıyorsun değil mi? Evet. Mesela Ender Arslan çok yetenekli bir basketbolcu değil. Çok karakterli bir adam ama mücadeleci ve sen ona ne diye görebiliyorsun şu an anarken? Ya bizim Ender gibi bile bir gardımız yok diyorsun. Evet. Niye? O maçları hatırlıyorsun. O Japonya turnuvasını hatırlıyorsun. Kerol üstü ne şut atardı. Aynen. Yani o Tao seramikalar falan yaptılar. Tabii. Bu adamları Tao'nun Tao olduğu zamanlar. Kesinlikle yani. Şimdi mesela o seviyeye gidebilecek bir oyuncumuz. Çok zor. Bekir'den yine bir yorum okuyalım. Aşil Polonaro bizim takım için yeni belli olabilir. Ben Polonaro'yu çok beğeniyorum bu arada. Ben keşke alabilsek süper şut yeteneği olduğunu düşünüyorum demiş. Sen de altına cevap vermişsin. Çok isterim. Atletizm olarak iyi düzeyde ancak sertlik kısmında bir belli değil. Hisli okudum. Ya ben Baskonya'yı, Valencia'yı falan izlerken mutlu oluyorum. ASB.C'de katılıyorum hocam. Melli gibi olabilmesi için daha birkaç fırın ekmek yemesi lazım demiş. Evet. Yani Melli kadar değil abi. Bir Melli değil. Yani şöyle Polonara'nın gidecek yolu var ve üstüne koya koya gidiyor. Geçen sene ikinci yarısıyla beraber başlayan bir çıkışı var. Atletizmi çok iyi. Şut potansiyeli çok iyi. Ancak savunmada o size'lı bir 4 numaranın bile arkasında kalırken sıkıntı yaşıyor. Şimdi Melli size'lı bir 4 numaranın arkasında da kalıyordu. Yardım savunmasında taş gibi de gelip duruyordu. Polonara'nın o kısmı biraz atlatması gerekiyor. Orası bir eşik olacak onun için ama mesela Fenerbahçe'ye desen ki istiyor musun? Efes'i istiyor musun? Direkt alırım abi. Şimdi hazırsan sana bir yorum okuyacağım. Sen Fenerbahçelisin. The Wire diye bir arkadaş Barış Güney, Barış abi mola dönüş programında Fenerbahçe Beko formasını hediye edeceğiz dediğimizde ben bu kanala ilk baştan bir aboneyim diyen kullanıcı bu seviyeye getirmişiz. Damarımı kessen stop press yazar falan. Yazmış ki Fenerbahçe düşmanlığına devam edin lütfen. Çok sarıyor demiş. Kendi yorumumu okumayayım. Evet. Ben şeyi tavsiye ettim. Telefonu elinde tutup izlemesini tavsiye ettim. CS'de yani CS kulaklı birisi de. CSGO mu hocam? Oyuncu büyük ihtimalle veya Counter Strike. Herkes Fener'e düşman söylemi bizim dış güçler muhabbetine benziyor. Saçma ve kesin çocuksu. Yani. Sen dış minnaklar mısın? Fenerbahçe düşmanı mısın Mert Koç? Bunu bize açıkla. Yani Fenerbahçe düşmanı bana herhalde en son diyecek insanlardan birisiyim abi. Yani Fenerbahçeliyim. Bunu açık açık söyleyelim. Ama biraz işte işin antrenörü kısmında kaldığında ya haksız bile olsa taraftarı gözüyle izleyemiyorsun. İzlememek istiyorsun abi. Hani izleyemiyorsun demeyeyim de izlemek istemiyorsun. Hatasını, bir şeyini yakalamaya çalışıyorsun. O yüzden yani düşman demek çok ağır ya. O kadar değiliz yani. Düşman değiliz. Taraftarıyız ama Bekir, bu da bir görüşün. Bekir güzel bir soru sormuş. Umut abi Ömer Faruk Yurtseven ve Alperen Şengün'ün bir pota altına liderlik eden Ersan Yasova ile nasıl bir potansiyelimiz olur Avrupa Şampiyonası'na katılabilirsek? Ersansız şu an ben bir şey hayal edemiyorum. Çünkü yerine gerçekten dediğim gibi doldurabilecek bir oyuncumuz yok. Orada baktığımda Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven bence çok kıymetli oyuncular. Ömer Faruk'un şimdi en son gittiği hali Fenerbahçe'den daha çok toydu. Şimdi en son biraz G-League'de maçlarını biraz takip ettim. Hani çok az izledim. Hani çok inanılmaz izlemedim. Attığı sayıları falan filan izledim. 15-16 sayının üstüne çıkmaya başlamış. Evet. Yani şimdi Ömer Faruk'un şut konusunda deniyor abi. Üçlük falan da deniyor. Bu güzel bir şey. Ama sokabiliyor mu? Şu an sokamıyor. Şut yüzdesi düşük. Özellikle 3 sayılı çizgisi dışında. Ama ikilik açısından baktığında atletizmi falan da fena değil. Ben orada Alperen'le beraber güzel bir beraber birbirini tamamlayan oyuncu olabilirler mi? Göreceğiz onu. Orada sıkıntının işte abi şutu olması lazım. Bir tanesinin en azından o şutun biraz daha keskinleştirmesi lazım ki o sahayı açma konusunda bize yardımcı olsun. Fırat güzel bir soru sormuş. Bence milli takım kadrosunda Emir Kabaca, Göksan'ın Köksan, Melih Mahmutoğlu ve Ege Arar yerine Egemen Güven, Can Uğur Öğüt, Sinan Sağlam. Ki Sinan Sağlam biraz enteresan da bir fena. Ben Ege Arna'ya katılmıyorum burada. Yeni bir Birkan Batuk. Ege Arna gibi isimler olmalıydı. Saydıklarımın ilk milli takım tecrübesi olacağından daha mücadele eden, dinamik ve kazanmak için çok daha istekli bir kadro olur diye düşünüyorum ama bu her zaman böyle işlemiyor. Bazen ilk milli maç olduğu için heyecandan ne yapacağını da şaşırıp kötü performans da verebiliyorsun. Ya şimdi Sadık Emir Kabaca zaten büyük ihtimalle 12'ye girmeyecek. Orada sırf bulunsun o çocuk oraya havasını... Alışsın. Aynen. Ya Melih Mahmutoğlu konusunda direneceğim yani ben burada. Tek başıma bir direniş sergileyeceğim. Onun yerine alabileceğin
bir oyuncu yok abi. Doğan Can Gözlü adlı bir izleyicimiz. Evet. Melih Kaptan İstanbul Kadıköy tanıtımında etkili bir unsur. Süre alamadığı ilk zamanlarda Türk yemeklerini ilk tattırıp nasıl kanka sorularıyla Türkiye'yi güzel tanıttığını düşünüyorum. Datome'nin sonrasında İstanbul sokaklarında kaybolması, mest olması, Ekmeği Doğu'nun nutuk okuması gibi örnekler hemen aklıma geliyor. Büyük kaptan. Kaptandan daha fazla katkı alınmalıydı. Ben mesela... Ya burada biraz icip yapmış galiba. Doğan Can mesela bir sonraki bu programın altına yorum olarak bize 10 tane kitap önerisi bıraksın. Evet, sever herhalde. Baksana nutuk falan her şeyi söylemiş bize. Bu da önemli bir şey. Şu anda biliyorsun milli takım kaptanı da artık o oldu. Doğuş Balbay da olmayınca evet. Melih Mahmutoğlu oldu. Yani demek ki bu adamı Obradoviç de kaptan yaptıysa, kaptan yaptığı İyi bir oyuncular da evet. Datome olsun şey var hani büyük oyuncular varken yapıyorsa demek ki baba bir şeyler yapıyor abi. İyi bir oyuncu ama iyi abi bir şu oyuncu. An bak ben de her zaman onu diyorum. Şu an için gerçekten yerini doldurabileceğimiz oyuncu varsa söylesinler abi. Bak Üstün İsa Kırpık bizim kanalın en başlardan bir izleyicisi ve gerçekten Fenerbahçe Beko'yu iyi takip eden bir genç basketbol sever. Mola dönüşü programında Umut Akıncıoğlu'nun Melih Mahmutoğlu üzerinde çok güzel bir ifadesi vardı. Hala Melih daha Melih Mahmutoğlu'nu oluşturamadı. Obra'nın yemesiyle Melih Mahmutoğlu performansla beklenti olarak yukarı çıkmıştı. Fakat Obra'nın sihri gidince formu, konsantrasyonu, oyunun iki yönünde de dağınık bir şütör kaldı elimizde. Melih her zaman çok eleştiren biri olarak milli takıma nasıl bir abilik yapacağını merakla bekliyorum. Bakalım 3 noktadayız. Fenerbahçe'de bile bir şeyleri yaptıysa o kadar kelli oyuncularla burada da yapabilir diye düşünüyorum. Ben yani bunu zamanla göreceğiz abi. Ben en son Avrupa Kupası, pardon Dünya Kupası maçlarında da hatırlarsan gayet iyi performans vermişti Cedili o Ersan'da gittiğimiz turnuvada da. O yüzden biraz daha bence bekleyelim. Eğer özellikle turnuvaya da gidersek orada da bir görelim. Ondan sonra herkes bana sallayabilir de bu yorumu yazanların altına ben de yorum atabilirim de. Kanalda Padok programını yapan Formula 1'in... Michael Schumacher Fan Club. Evet, ağır tifosilerden, Ferrari hastası. Evet. Kartal Sezer'den yorum gelmiş sana. Mert Hocam, gelecek vadeden oyuncuları düşünerek ilerleyen yıllardaki 12 dev adam kadrosu nasıl olur? Olmalı. Kimlerin gelecek yıllara damga vurmasını bekliyorsun? Ya nasıl olur, nasıl olmalı, hangi oyun oynayacağız veya bizim bir oyunumuz olacak mı? İşte Türk basketbolu şöyle, Sırp basketbolu böyle falan diyorlar mesela değil mi? Türk basketbolu nasıl olacak vesaire olabilir. Onu çözdüğümüzde onunla ilgili söyleriz ama genç yetenek açısından da abi Adem Bono vardı. 2003 doğumlu, Amerika'ya gitti o da. Nijeryalı aslen ama Türk vatandaşı yapılmış. U16'da o şampiyonasında oynadı. Avrupa Şampiyonası'nda. Şu an Tofaş'ın sonra... basketbol gençler liginde oynattığı CIA oyuncu da Türk değil mi? O da Türk. Ege Demir abi. Ha. Daha ne olsun herif. Kanını kessen çırpınırdı Karadeniz'i söyleyecek yani çocuk. Abi Adem Bona var. Yiğit Hamza Mestoğlu var. 2004 doğumlu. Ben onu da çok beğenmiştim. Banvit'teydi. Banvit'ten Mursiye'ye gitti. O da ilginç bir tercih yaptı. Evet. Şu an U18 milli takımında o da. Onu da göreceğiz. Ya hep uzun abi ama bir tane kısa söyleyeyim. Benim özellikle U14 Türkiye Şampiyonası'nda izleyip sonra U16'da yorum yapacağım ben. Şimdi de BGL'de izliyorum. Evet. Emir Arda Sivas diye bir kardeşimiz. 2005 doğumlu ve bu Banvit. Ben burada girebilir miyim araya? Gir. Yani Beşiktaş Banvit'in kalbur üstü bütün oyuncularına getirdi. Evet, kalbur üstü oyuncularına getirdim. Sistemin başındaki adamı getirdim. Ya bu çocuğu çok net, yani YouTube'da bir açıp bakın Gaziantep BGL maçlarında 5 dakika izlemeniz yeterli. 16 yaşında, 18 yaşında çok net fizik gelişimi sürdürdüğünde de alıp bir numaraya emanet edebileceksin. Evet, bir iki tane yan düzeltilmesi gerekenler var ama nasıl bıraktılar? Sana sormak isterim bunu. Yani Ahmet Hoca'nın olduğu bir yerde abi, bu çocuk nasıl elden kaçtı? Abi sadece 2005 gardı değil, 2004 gardı da gitmiş. Evet. 2004 gardı TED'e gitmiş. Yani... Orada da ne olduğunu bilmiyoruz. Ya belki oyunculardan kaynaklıdır. Oyuncular kendileri istemiştir. Belki işte karakter anlamında uyuşmadığı bir şeyleri görmüşlerdir, göndermişlerdir. İç yüzünü bilmiyoruz. Hani biz sahadaki durumunu görüyoruz şu an için. Baktığında da dediğin gibi adam şu anda BGL maçları var. TBF'nin sayfasında izleyebilirler. BGL'de 2001 kontenjan, 2002, 2003, 2004'lerin oynadı. Daha çok 2002, 2003'lerin olduğu. Yerde 2005'li bir guard çıkıyor. Sorumluluk alıyor. Gayet de işte baskı olduğunda basıp geçip potaya kadar gidebiliyor, pası görebiliyor. Abi bir kere hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Ben çok beğeniyorum o yüzden. Onun nereye gideceğini, ya bu saydığım genç oyuncuların nereye gideceğini aslında kendileri belirliyor abi.
Sen istediğin kadar altyapıda gör. Hatırlıyorsan bir ara Kaan Kural'da Şafak Etkiç'in ben böyle bir guard görmedim bunca zamandır Türkiye'de dedi. Adam şimdi izlemediği için TBL'de. İzlemediği için görememiş olabilir. Belki o da olabilir. Şuna ben katılıyorum. Alt bu çocuklar basketbolun verdiklerini mi seviyorlar, basketbolu mu seviyorlar? Kritik soru bu olacak. Basketbolun verdiklerini seviyorlarsa kız arkadaş, bir tane tabii. Hyundai Getz, i30 falan. Tamam mı? 19 yaşında. Çok ucuza gittin sen. Tamam hadi ne olsun, golf mi alıyorlar, ne alıyorlar? Bir araç alıyorlar hemen. Yani hani üstte biraz daha iyi bir kontrat alırsa sana daha güzel bir araba alır. Hiç sekmeyen genç basketbolcu olan bir şey söyleyeyim mi? Kol dirsek bölgesi dövme. Ve kaplan evet. Olur genelde bu. Evet. Bir tane de hocam işte dediğin gibi ya voleybolcu ya da bir manken, bir manita. Yani gece hayatı zaten. Mükemmel. Abi dediğin işte bu. Gerçekten basketbolu sevdiği için mi oynuyor? Basketbolun verdiklerini sevdiği için. Peki buradan bir konuya bağlamak istiyorum. İzleyici yorumlarınızı bitirelim. Evet. Mesela basketbolun verdiklerinde bu olsa kabul eder misin? Mesela tamam. Geliyor. Yılan soru geliyor. Kendall Jenner aşk geçmişiyle de gündemde NBA'den 4. sevgili Devin Booker'la sevgili olmuş. Hayda. Şimdi Kyle Kuzma, Black Griffin. Hepsinin üstüne toprağı attı. Simmons. Evet. Ve Devin Booker. Devin Booker. Mesela sen Mertu Alpay'sın. Tamam mı? Çok kritik hocam soru. Amerika NBA'de başımı oynuyorsun. Yakma. Kendall Jenner'da kenarda koltukta. Aynen şu şekil. Bir tane kız arkadaşıyla seni göz göze geliyorsun hocam. Düşünsene maç astı. Ve sana teklif etti. Dedi ki maç bitti. Hocam kalp yapıyor şöyle. Böyle yapıyor. Hayır WhatsApp Mert yaptı sana tamam mı? Ondan sonra akşam yemeği vesaire sevgili olmak istedi. Böyle bir getir ister misin? Seni ateşe atayım. Hocam yani derin bir nefes aldım farkındaysan. Kurumuş boğazım çalıyor şu an. Abi. Derin bir nefes alıyorum batıyoruz. Yükümüz çok ağır oldu hocam burada. Bir de bu tam abi bu muhabbetlerin Devin Booker'la çıktığında bir de bir bikinili fotoğraf falan çıktı. Bir çekimi çıktı gördün mü onu? O abi her yerde dolanıyor. Ben onu arkadaşıma falan atıyorum. Bütün arkadaşlarıma atıyorum. Kız arkadaşıma falan atıyorum yani. Dedim bu neymiş ya filan. Ben gerçekten adını filan bilmiyordum bu arada. Ben o kadar uzağım kendine. Ya gerçekten yani onları çok hani kovalayan, bilen bir insan değilim. Hiç inandırıcı geldi. Devin Booker benim en beğendiğim oyunculardan lütfen. Abla buradan sesleniyorum Kendall'cığım. Yani Philadelphia'da bir aslan var. Cedi bence orada bir sivrilebilir de. Ya ben mesela bunu hep Arda Turan için de demiştim. İspanya'da Bayrampaşa hayatı yaşadı diye. Abi git Avustralya açık var mesela. Oralarda boy göster. Ne bileyim evet. Hollywood'a git tamam. Aynen. Film galalarına git. Buralarda gezin. Buralardan Victoria's Secret mankenleri, birçok ünlü futbolcular, bunlar gerçekten aşk yaşadıkları için değil. Bunlar menajerlik şirketleri, evet, ayarladığı reklam ilişkileri. Bunları yapıp daha farklı seviyeye, çünkü algı olgunun önünde. Buraya geçebilirdim ben Cedi'ye şu an şey vermiş gibi olmayalım. Ebru'yla galiba aile sevgiler. Furkan lütfen biz ilişki an bozmayalım hocam. İlişki bozmanın ilişkisi olmazmış. Yani. Yani biz Furkan, Kendall lütfen kendine gel. Devin'i bırak, orada Türk yiğit var bir tane Furkan. Mert Koç ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bayağı uzun bir program yaptık. Zevkli konulardı. Evet. En son özellikle dağıldık biraz hocam. Evet. Son olarak söylemek istediklerim var mı? Kanala abone olun. Yorum yapın. Yani dedi bugün de okumaya çalıştık yorumlarınızı. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyoruz. Zaten direkt anında yorumda cevap da atabiliyoruz. Ama burada da dile getiriyoruz. Yorumlarınız bizim için kıymetli. Ve abone olmayı unutmayın. Beğenin de. O zaman ağzına sağlık diyelim. İkili sıkıştırmanın sonuna geldik.